Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve Scania R450 Mega modumuz var. Sadece böyle 40 ayak olarak gözüktüğüne bakmayın. Hem çekici hem de 40 ayak olarak geliyor ve yanında bir de sal dorsa ile beraber geliyor. Kendi yükleriyle beraber geliyor. Şöyle hemen bir çekici galerilerinden ben sizlere ufaktan bir göstereyim. Pardon, yanlış oldu. Mod bahisi. Scania. Şöyle özelleştir diyoruz. Burada gördüğünüz gibi araç bomboş geliyor. Bunu siz kendiniz yapılandırıyorsunuz parça parça. Şöyle 8x2, 4x2, yine 8x2 normal, birisi ağır şasi olarak geçiyor. Bir de şöyle körük olarak geçen var ama bunun ne olduğunu ben anlayamadım. Çok incelemedim daha doğrusu. Körüklü olabilir. Şu lastik şuradan iptal ediliyor olabilir, diğer parçaları vesaire taktığım zaman. Biz bugün 8x2 ağır şasi ile oynayacağız. Şöyle iki farklı ses var. Aracımızın içi bu şekilde. Yine aynı şekilde her şeyi kendiniz takıyorsunuz. Direksiyonu, koltukları vesaire, her şeyi parça parça yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok fazla slot seçeneği var. Bayağı bir zamanınızı alıyor. Her şeyi yapılandırabiliyorsunuz. Yatağı vesaire, her şeyi. Her şey abi, aklınıza ne geliyorsa. Her şeyi tek tek, şöyle perdeler, dolabı vesairesi, koltukları, her şeyi şöyle gördüğünüz gibi tek tek kendiniz yapılandırabiliyorsunuz. Aynı şekilde buralar, perdeler vesaireler, her şeyi kendiniz tek tek yapabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Aynı şekilde dorsesi de var. Yani ben 40 ayak olarak oynuyorum ama siz çekici olarak oynamak isterseniz dorsesi de dorse alımından şurada bulabiliyorsunuz, sal dorse şeklinde. Kas Böhrer markasının dorsesiyle beraber geliyor. Bilginiz olsun, ücretli bir araç modu. Video açıklamasındaki linkten mod yapımcısına ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle emeği geçenlerden de bir bahsedeyim. Yapımcılar Mustafa Osma ve Mert Irşi'ye ait. Aracı alan kişilere özel tavan yası, cam yası ve plaka yapılacaktır demiş. Şöyle gördüğünüz gibi benim isimlerimin olduğu yerlerde tavan yazısı, cam yazısı, ondan sonra plakalar vesaireler, arkadaki paspaslar vesaire, bunlar özelleştirilebilir. Alan kişilere özel yapılacaktır, bilginiz olsun. Güzel de bir sesi var, dinleyeceğiz ama öncelikle haritamıza bakalım. Haritamız Pro BD Map, biliyorsunuz daha önceden oynamıştı, çok garip bir harita. Yine video açıklamasına indirme linkini bırakacağım ama şöyle bir sıkıntı var. Daha önceden şu yolda oynamıştık. Farklı yerlerde oynayamıyorum. Bilmiyorum, oyuna sonradan gelen güncellemelerle mi alakalı, neyle alakalıysa ışınlandığım anda oyundan atıyor. Mod sıralamasına vesaire her şeye baktım ama ne yaparsam yapayım her yerde oyundan atıyor. Bazı yerlerde atmıyor. O baktığım yerlerde de güzel yollar yok. Yine geçenlerde oynadığımız, yani geçenlerde indim, birkaç ay oldu. Oynadığımız bir yol vardı. FMX'de oynamıştık hatta burada. Yine aynı rotayı gideceğiz. Hatta şu şehre geldiğimiz zaman yine oyundan atıyor. Şuraya gelmeyiz inşallah. Bilmiyorum. Bak bakalım neler olacak ama. Bu arada videomuza da başlamadan önce videomuza like atmayı, bol bol yorum yazmayı ve abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmasınlar. Seviniriz. Şöyle aracımızı bir gösterelim. 40 ayakta da aynı şekilde farklı karoser seçenekleri var. Bu şekilde eklentili karoser var. Kasası var, daha doğrusu kasa diyelim. Eklentisiz hali var. Ve soğutuculusu, yani termosu var. Bilginiz olsun. Bu şekilde de bir sürü yükü var. Farklı farklı sebzedir, meyvedir, kömürdür, undur. Farklı farklı yük seçenekleri de mevcut. Çok fazla slot var. Bu ledlerin hepsini tek tek kendiniz düşüyorsunuz böyle. İnanılmaz slot seçenekleri var, yani haberiniz olsun. Evet, aracımızın içi de bu şekilde. Ben birazcık böyle krem kahve tonlarına doğru birazcık yaptım böyle aracı. Siz kafanıza göre yapabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Bir çalıştıralım, sesini de duyalım hem. Gayet güzel. Otomatik kullanacağız. Aracımızı otomatik... Araç zaten otomatik normalde de. Biz de otomatik kullanacağız. Birazcık sesi şöyle kısmak istiyorum. Ondan sonra yolumuza
çıkabiliriz. Haydi bakalım. Araç böyle çok birden hızlanıp gitmiyor. Bu arada yoldan gelen araçlar kayboluyor gördüğünüz gibi. Trafik ters. Maalesef. Ama garip yollarımız var. İnşallah rahat rahat geçeriz o yollardan. Oyunun kendi trafiği var. Oğlum ne yapıyorsunuz? Beni görmüyorsunuz mu anlamadım. Oyun kendine ait trafik araçları falan da var. Otobüsleri, kamyonları böyle. Garip garip araçlar da görebilirsiniz yani. Otobüsleri çok sıkıntı. Dönüşlerde falan bayağı problem yaratıyorlar. Aslında otobüs paketi var bu modun içerisinde. Otobüs paketini iptal ettim. Ama ona rağmen yine de o otobüsler var. Nedense onlar iptal olmadı yani. Bunlar da kornalarımız. Trafiği biraz azaltsak iyi olur aslında ya. Dur. Bir yapalım. Aynen böyle kullanalım. Çünkü inanılmaz bir yoğunluk var o oyunun trafiğinde. Ve otobüs yoğunluğu çok fazla. Dönüşlerde sürekli birbirlerine takılıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Zaten rotayı daha önceden o videomuzu izleyen varsa bilir çoğu arkadaşımız. Güzel bir yol. Ama birazcık zorlayan yerleri de oluyor. Hadi bakalım. Scania R450 Mega Mod bizlerle beraber bugün. Beş kademe çektim valla. Ona rağmen birazcık fren desteği yaptım ilk başta. Altını vurmazsak sıkıntı yok. Çok dik yerler var çünkü. Bazı noktalarda. Çok dik. Araçta dediğim gibi öyle sanki boşmuş gibi hareket etmiyor. Yüklüymüş gibi hareket ettiği için birazcık böyle yerlerde zorlanıyor. Onu, o güzelliği de var yani. Evet yanlış hatırlamıyorsam şurada evet bak aracın gittiğini görüyorsunuz zaten. Şöyle bir eğimli toprak yol var burada. Hatta araçların bazıları yolun o saçmalıklarından dolayı birazcık havada falan gidiyorlar. Şöyle birazcık yanlı geçelim. Hadi bakalım. Yolun yüksekliğine gel. Haritanın ölçeklemesini tam hatırlamıyorum ama o umarım önümüzdeki şehre hızlı bir şekilde gelmeyiz ya. Çünkü oyundan atıyor abi yani. Muhtemelen oyuna gelen artık ufak tefek güncellemelerle alakalıdır diye düşünüyorum. Çünkü bu haritanın ben bu yolu bulurken çok yerine ışınlandım falan. Hiç oyundan attığını görmemiştim. Uzun zaman sonra tekrardan aynı haritaya girince ki o zaman da yine 1.43 versiyonda çektim.
Şimdi nedense oyundan atmalar var haritanın çoğu bölgesinde. Aa, gayret. Allah'tan çekiyor. Dıştan da biraz göstereyim Allah. Otobüse girmeyelim. Dıştan kullanırken de işte kamera böyle kendi kafasına göre hareket ettiği için o yüzden dıştan kullanamıyoruz maalesef ETS'de araçları. Sürekli elinizin mouse kontrolünde olması gerekiyor. Biraz da lastik kamerası. Biraz da fren desteği şöyle. Devam. Aracın sesi. Oy, çok keskinmiş burası. İnşallah gelen giden yoktur. Çok keskinmiş ve çok dikmiş. Ya gayret. Birinci vites. Arkası öyle bir basıyor ki şu an direksiyon o kadar hafif. Bayağı ön taraf boşta gibi hareket ediyor. Kamyonun gelişe bak karşıdan. Kendi kendine hareket ediyor direksiyon abi. Saldım direksiyonu. Noli noli. Pati mi çekiyor?
Dönüşler efsane. Yol çok güzel. Keşke sağdan trafik olsa. Bir de işte haritanın her yerinde keşke oynayabilsek. Maalesef oynayamıyoruz. Oyundan atıp duruyor yani. Bugün belki var ya yol bulacağım diye. Belki 10 kere 12 kere falan herhalde. Oğlum bu nasıl bir diklik? Onun 12 kere falan oyuna girip çıkmışımdır yani. Oğlum kamyonların dönüşü de ayrı bir ilginç. Sanki şehre yaklaşıyormuşuz gibi bir his var içimde. Artık oyun atarsa tak dediği yerde bırakırız, ne yapalım. Videoya girmemi bekliyorlar hakikaten ya. Eyvah. Yokuşa bak yine. Evet, çeker çeker canavar bu. Üçle çek, üçle şu an çıkıyor hatta. C1'e düştü. Geçin geçin tabii ya. Aksı kaldırdım. Aks aşağıdayken daha sıkıntı oluyor. 8 çarpı 2 çünkü araç. Ay, pardon dayı ya. Fazla sağa kaymışım. Ben hiç gaza basmıyorum. Kendi kendine gidiyor araç. Kendi kendine gidiyor. Kendi kendine vites değiştiriyor.
Şehri gördüm ileride. Yazısını gördüm. Şehre gelmeden bitirelim. Şehrin yazısını gördüm çünkü. Oo. Yine bir o yana bir bu yana. Evet, yavaş yavaş sakin ol. Sakin ol. Ortalayıp gidiyorum yolu. Ama karşıdan da gelenler var şimdi. Ortalayıp gitmezsem daha çok böyle derinlere girip çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet abi, şehri gördüm. Navigasyonda görüyorsunuz zaten ama şehre gitmeyelim bence. Şurada bir yere çekelim üzerimize. Dayılar geçebilirsiniz bence be. Değil mi yani, oradan da geçersiniz artık. Eşek değilsiniz ya. Yavrum geçersiniz be. Biraz daha mı açılalım? Hadi dur, biraz daha açayım. Evet arkadaşlar, aracımız Scania R450. Çok güzel bir sesi var. Düşünen arkadaşlar varsa, satın almak isteyen arkadaşlar varsa video açıklamasındaki linkten mod yapımcısına ulaşabilirler. Tekrardan emeği geçenlerin ellerine, kollarına sağlık. Güzel bir mega mod piyasaya sunuldu yine. Harita aynı şekilde video açıklaması, indirme linki mevcut. Yalnız söylediğim gibi herhalde son güncellemelerle alakalı haritanın çoğu yeri hep oyundan atıyor. Yani indirdiğiniz zaman bu niye oyundan atıyor demeyin, haberiniz olsun. Yani ben bayağı bir uğraştım. Yine en son oynadığımız yolda oynamak zorunda kaldım yani. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.